Selam herkese. Bugün sizlere Haziran ayının bitenlerini çekeceğim. Ne oluyor? Eşekler sizi. Duydunuz mu? Ne oluyor? Bunu gördünüz mü? Bu çok vahşi bir şey. Kızı mahvetti. Kızı ısıra ısıra mahvetti bu. Oğlum sen nesin böyle? He? Sen nesin ne? Şu bizim kızımız, şu da oğlumuz. Kızımız çok böyle... Fukaranın teki, oğlan da böyle çok vahşi. Şöyle minik yavrularımız bir hafta sonra ya da iki hafta sonra gidiyorlar yeni sahiplerine. Artık onlar ilgilensin. Evde dört kedi çok. Hatta bunlarla alakalı da video çekeceğim ama gitmeden önce çeksem iyi olur. Bu da anneleri. Efendim. Bu da annelerimiz. Annemiz daha doğrusu. O benim kızım. Çok tatlı, çok tatlı benim kızım. Hadi. Babamız da geliyormuş. Bütün silahlecek buradaymışız. Evet, fırın kullandım ama hepsini bitiremedim. Şu anda bitenler o kadar çok değil ama yani yine de bu videoyu çekmek istedim. Uzun zamandır videoyu yüklemedim kanala. Daha öncekiler stokta mıydı? Ya da en son bir tane herhalde bir hafta ya da iki hafta önce yükledim diye hatırlıyorum. Bugün işten çıktım. İş elbiselerim, iş halimle karşınızdayım. Bayağı da bir hava sıcak. Çok terledim. Özellikle alın bölgemde artık fondöteni falan karban çorban oldu. Ve iş elbiselerimle karşınızda oturuyorum. Hava neredeyse 40 derece ama işteyken daha böyle derli toplu, daha böyle biraz konservatif ve siyah giyinmeye zorunluluğumuz var. Yolda gelirken dediğim gibi Sibel bu videoyu bugün çek ve yükle dedim. Evet, hemen başlıyoruz. Öncelikle elime alacağım ilk ürün L'Oreal Elsevier Extra Ordinaire serisinden Hindistan cevizli olan kuru saçlar için yoğun saç bakım maskesi. Bu maskeleri aslında bu tür maskeleri ben geceleyin saçlarımı yıkadıktan sonra uygulayıp sabaha kadar beklettiğimde daha güzel, daha yoğun bir etki alıyorum. Ama bunu eğer saçlarınız çok kuruysa şampuanladıktan sonra hani saç kremi niyetine de kullanabilirsiniz. O zaman da etkili oluyor. Güzel bir ürün. Kokusunu falan çok sevdim. Bayağı da bir dayanıklı. Yani benim saçımda bayağı bir gitti neredeyse 2 aydır ki kullanıyorum. İleride tekrar alacağım ürünlerden bir tanesi. Şimdi pembe kutu L'Oreal Elsevier'in yine başka bir maskesini gönderdi. Onu da kullandıktan sonra sizlere söyleyeceğim nasıl olduğunu. Diğer bir ürünüm ise Nivea kıvırcık saçlar için ekstra 4 sertliğinde yoğun bukleleri sağlayan saç köpüğü. Yoğun bukle ilk uygulandığında sağlıyor. Ertesi sabah uyandığınızda o kadar da yoğun yoğun bukleler olmuyor ama böyle bundaki şeyi çok seviyorum. Daha böyle doğal kıvırcık, sanki saçıma hiçbir şey sürmemiş gibi doğal kıvırcıklık yapıyordu. Doğal bukleler. Ve yapış yapış da yapmıyordu. Onun için sevdiğim ürünlerden bir tanesi oldu. İleride tekrar alabilirim. Ve sonra arkadaşlar Hindistan cevizi. Bu bendeki organik Coop'ta satılan Natura Plan'ın şöyle. Ben başka bir doktoru dinlerken aslında ben hani organik olduğunu biliyorum ama bunlar ne kadar organik, ne kadar iyi onu bilemiyoruz tabii ki. Doktorun tavsiyesi şu, bu tür ürünleri eczaneden alın diye. Belki bir dahaki sefere eczanede alırım ama bundan da memnunum. Bununla ben ağzıma her sabah kalktığımda bir kaşık atıp gargara yapıyordum arkadaşlar. Candida mantarını ya da bakterisini belirli bir düzeyde tutmak için. Size de öneririm, isterseniz yapın, onun için zaten gösterdim. Yoksa atardım diye direkt başka geri dönüşüm sepetine. Buraya koydum ki hani sizi de biraz hani ilk defa gelenlerin de dikkatini çekmek amacıyla. Ve sonra arkadaşlar şöyle Biotherm'den Total Renewal Biso. Bu arkadaşlar böyle yağ içerikli. Hani elime sıktığımda yağ losyon ama suyla karıştıktan sonra köpeğe dönüşen ve makyajı çok güzel temizleyen ürünlerden bir tanesi. Bitti. Bu benim zaten ikinci alışım. Daha önceden de kullanmıştım. Severek kullandığım ürünlerden bir tanesi. Aslında bu bununla gözle temizleniliyor ama bazı maskaraları tam iyi çıkarmıyor. Kış aylarında bu tür ürünleri kullanmayı daha çok tercih ediyorum. Belki kışa yaklaşırken sonbaharda falan tekrar bunu alabilirim. Çünkü ciltte yıkandıktan sonra herhangi bir gerginlik, kuruluk falan bırakmıyor kesinlikle. Kokusunu da seviyorum. Kokusu da güzel.
Ve sonra arkadaşlar şöyle L'Oreal'den, bakın bu ay bende L'Oreal bayağı var galiba. Yok, 1-2 yok. L'Oreal'den Casting Cream Gloss saç boyası arkadaşlar. Amonyaksız ve rahatsızlık vermeyen bir kokusu var diye yazıyor üzerinde. Hindistan cevizli. Bayağı iyi. Saçlarımı boyadım. Neredeyse 2 hafta oldu. Bu kaç yıkamadan sonra kalıyordu? Bir saniye. Hemen şöyle bir bakıyorum. İlk defa kullanıyorum bu arada. Nerede okumuştum ben bunu? Ha, 28 defa yıkandıktan sonra hani kalabiliyor. Rengim 300 koyu kahve. Ama siyah gibi duruyor. Ama koyu kahve arkadaşlar, saçlarımın rengi. Ve sonra benim aslında bir aralar favori ürünüm olan, sürekli aldığım, bayağı bir markaya yatırım yaptım özellikle bu ürüne. Nivea'nın temizlik bantları arkadaşlar. Bu son 1-2 yıl içerisinde cildim hormon değişikliği de olabilir. Cildim bayağı bir hassaslaştı. Ben bunu burnumun üzerine artık yaptığımda burnumu yakıyor. Bilmiyorum içeriği mi değişti ne oldu sanmıyorum ama şöyle bir okudum. Zaten içerisinde limon asidi şey varmış. Kimyası artık neyse. Zaten o güya şeyi çıkardıktan sonra, siyah noktaları çıkardıktan sonra o neydi ya? Şimdi kediler benim dikkatimi dağıttı. Duyuyorsunuz değil mi? İki tane minnak canavarın sesini duyuyor musunuz? Ortalığı talan ettiler. Neresi oldu bilmiyorum şu anda. Neyse. Onun hani şeyleri, gözenek, evet Pora. Gözenekleri içerisini temizlemek için güya limon asidi o işe yarıyormuş. Ama benim burnumun etrafına o kadar kötü yakıyor ki, o kadar özellikle buraları kızartıyor. İlk 1-2 saat sonra ertesi günde sanki cildim kurumuşmuş gibi kaşındırıyor sürekli. Sürekli kaşıyorum, kaşıyorum. Kopartacağım neredeyse burnumu. Onun için buna bir ara veriyorum arkadaşlar. Belki ileride tekrar cilt tipim belki değil kesinlikle değişecektir. Belki o zamanlarda zarar vermeyebilir. Cildim bu kadar hassas olmayabilir. Tekrar kullanırım ama yıllarca kullandığım ürünlerden bir tanesiydi. Zaten benim bunu ben o üçlü üçgenini de hep böyle yanaklarıma filan da çene kısmıma da uyguluyordum. Çok güzel işe yarıyor. Güzel temizliyor. Ve sonra arkadaşlar şöyle Amovita markasının Vero Aloe 5'i bir arada, misel suyu, tonik falan her şey temizleyici. Şöyle çok güzel aloe veralı, mis gibi %95 doğal olan ve neydi bu içerisinde hayvan testleri yapmayan, parabensiz, parafinsiz, SLS'siz, mineral yağsız ve silikonsuz çok güzel bir ürün. Görüyor musunuz yavru kedi? Canavar bunlar, canavar. Gerçekten böyle özellikle ben bu hava sıcakken bunu buzdolabına koyduktan sonra hani onu pamuğa koyup ıslatıp da yüzüme uyguladığımda çok güzel bir serinlik veriyor. Yaz aylarında aloe veralı özellikle sıcak havalarda aloe veralı ürünler çok iyi. Mutlaka buna bakın derim biliyorsanız görüyorsanız bir yerde. İtalya'da satılıyor kendisi OVS'lerde. Ve sonra arkadaşlar elimde bitmeyen bir tane maskara var. Hava zaten sıcak. Ben sürekli iş yerinde maskara göz altımla falan uğraşamam. Oraya concealer falan da götürmüyorum. Essence'in Lash Prince Volume maskarası. Bilmiyorum çok önceden almış mıydım, almamış mıydım bilmiyorum ama ben bunu bir müşterimizin kirpikleri çok güzeldi. Sordum ne kullanıyorsun diye bunu söylemişti. Yani akma yapıyor. Çok kötü akma yapıyor. Özellikle bu havalarda inanılmaz akma yapıyor. Hala var içerisinde. Ay korkuttun beni. Sen benim ayaklarımdan ne istiyorsun? Canavar. Sen benim ayaklarımdan ne istiyorsun? Ha? Sen benim ayaklarımdan ne istiyorsun? Beni korkuttun. Canavar seni. Canavar. Sen de gel, sen de. Sen de gel. Gel seni ablalara göstereyim, gel. Neyse. Nerede kalmıştık? Evet, şu esensin maskarasında. Şöyle bir fırçası var arkadaşlar. Hafif böyle bükümlü, eğrimli. Ya aslında iyi fena değil ama yoğun yoğun yapmıyor ama güzel yani kirpikleri dolduruyor o şeylerini. Fakat çok kötü akma yaptığı için maalesef bitmeden çağ. Ve sonra arkadaşlar şöyle kızımın bana aldığı Hunkemöller İsviçre'de ya da belki Avrupa'da da vardı Zalando'da falan bunlar satılıyor arkadaşlar ürünleri. Böyle gece
kullanılmak için bir parfümü gece yazıyor üzerinde, Növe. Çok güzel. Baktım sayfasına, içeriğini bilmiyorum, notalarını bilmiyorum ama o kadar güzel. Tam böyle gece uyuduğunuzda aroma terapisiyle uyumayı seviyorsanız ya da gündüz ilkbaharda, bu aylarda böyle çok güzel, çiçeksi, pudramsı, tertemiz, fresh, yoğun ama ağır değil. O şekilde bir koku istiyorsanız gerçekten sizlere tavsiye ediyorum. Bunu tekrar alacağım. Zaten kızıma da söyledim, bana al diye. Unuttu mu bilmiyorum ama çok güzel. Çok böyle mis, temiz temiz kokuyor. Çok sevdiğim kokulardan bir tanesi. İsterseniz bakın. Fiyatı da uygun. 39,90 mıydı neydi bilmiyorum. Tam da hatırlayamadım. Ve şöyle arkadaşlar, elimde 2 adet maske var. Hatta bir tanesi, hatta 3 adet maske var. Bir tanesini tam bitiremedim. Herhalde bu akşam, evet, bu akşam yaparım bunun diğerini. Vişne'nin şöyle aloe veralı, neydi bu yoğun, yok bu yoğun nemlendirici olanı, şu, evet. Vişne'nin mineral maskesi, değerli minerallerden olan vitamin B3'lü mineral maskesi, termal su özü içerisinde olan. Çok güzel arkadaşlar. Bunu uyguladıktan sonra gerçekten cildine böyle bir temizlik, bir pürüzlük, böyle bir pürüzsüzlük hissettim. Özellikle akşam uyguladıktan sonra, hani uyuyorum. Sabah uyandığımda gerçekten çok güzeldi. Bunu tekrar alabilirim. Yoğun da nemlendiricilik veriyor. Neden konuşamıyorum? Ah. Yoğun da nemlendiricilik veriyor arkadaşlar. Şunun tam kavanozunu ileride alabilirim. Kendisi zaten dermo kosmetik ürünlerden bir tanesi. Aloe vera'nın da aynen serinlik ve bu da nemlilik, serinlik veriyor ekstra. Ya da bize aloe vera geldiği için mi öyle bilmiyorum ama uyguladıktan sonra böyle fresh, cildimde canlılık, rahatlık hissettim. Bunlar böyle şu şekilde eczanelerde satılıyor. Kasanın yanında denemek amacıyla aldım. Dediğim gibi büyük kavanozları da var. Siz de denemek amacıyla bu tür ürünleri alıp bakabilirsiniz. Ve sonra arkadaşlar şöyle Sisley'den bir tane göz maskesi. Bunu uyguladıktan sonra 10 dakika beklememiz gerekiyor. Ve maskenin kendisi de zaten şöyle mint yeşilinde. Elimde daha birçok ürün var. Ben bilmiyorum o gün ne oldu, gözlerimin etrafı ne yaptım, ne ettim, hangi ürünleri, kimyaları birbiriyle karıştırdım hiç bilmiyorum. Bunu uyguladığımda şu gözümün altında şöyle bir baloncuk gördüm arkadaşlar. O an ne uyguladıysam onunla uyuşmadı. Sonra buna bir şans daha verdim. O zaman iyiydi. Aslında iyi nemlendiricilik veren bir ürün ama gözlerimin etrafı da cildim gibi çok hassaslaştığından dolayı bilemiyorum. Elimde daha 3 adet var. Eğer gözümün etrafında çok kuruluk hissedersem tekrar kullanabilirim. Ama emin de değilim yani. Tek hani bunu size öneremeyeceğim. Sadece kendimi test etmek için kendimi denek olarak bir daha feda edeceğim arkadaşlar. Çünkü siz de iyi, güya iyi bir marka. Ve sonra arkadaşlar dediğim gibi rujlarımı elinden yavaş yavaş geçiriyorum. Hangisi iyi, hangisi kötü, onları sizlerle paylaşmak, hani sizlere aktarmak istiyorum. Bu arada konuşurken sesim bana o kadar yabancı geliyor ki sanki benim sesim değil. Bilmiyorum. Kulaklarım mı tıkalı, hiçbir fikrim yok. Bir garip hissediyorum kendime. Şöyle MAC'ten çok eski bir ruj. Lustre Ultra 5. Şöyle. Çok ölü, çok soğuk bir renk. Ben bunu aslında kahverengi dudak kalemiyle üzerinden geçip böyle açık kahverengi yapıyordum. Tekrar o şekilde denemek istedim. Fakat artık bozulmuş mu ne olmuş bilmiyorum. Çünkü herhalde bir 5 seneden fazladır ki elimde. Rengi güzel olmasına rağmen artık kullanamıyorum. Çünkü pigmenti, yani bozulmuş rengi ve sıvısı, kremi birbirinden bağımsız bir şekilde. Hani uyguladığım zaman nasıl gösteririm bilmiyorum ama belki burada da görünüyordur. Ten rengimde bir şeymiş yahu. Yani şu kadar zaten. Bayağı da bir kullanmışım. Bunu tabii ki şu torbamın içerisine koyuyorum. Bu torbamı da çantama koyayım ki unutmayayım. MAC'te Back to MAC'e götüreceğim arkadaşlar. Onların yerine başka bir şeyler almak için. Benim Haziran ayı boyunca kullandığım ürünler bunlardan ibaret. Aslında çok ürün kullandım ama hiçbiri bitmedi. Galiba Temmuz ayında bayağı bir ürün, ya da bilemiyorum. Hiçbir fikrim yok arkadaşlar. Çünkü bazen ne yapıyorum?
Hava çok sıcak olduğu için duş falan yaptıktan sonra yüzümü cildimi yıkadıktan sonra gece hiçbir şey uygulamadan yatıyorum arkadaşlar. Gerçekten bazen cilde böyle rahat bırakmak gerektiğini düşünüyorum. Ağır ağır bir sürü ürün kullanıyoruz. Özellikle yaz aylarında. Çünkü terliyorum, cildim onu kabul etmiyor. Vücut ısım çok kötü. Vantilatörü açarak uyursam çok kötü olacak. Çünkü çatı katında oturuyorum falan filan. Neyse bahane çok. Ve vücuduma da pek kremlemedim bu ay demeyeyim de bu 1-2 haftadır pek kremlemedim. Çünkü vücudum da gayet nemli sıcaklardan. Böyle biraz rahatlık hissediyorum. Hani yapış yapışlık değil, rahatlık istiyorum. Evet, beni tercih edip izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videomu kendi sayfalarınızda paylaşırsanız ve beni çevrenize önerirseniz çok sevinirim. Bugünlük bu kadar. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.